Selamlar, selamlar. Herkesin bayramını kutluyorum. Çok teşekkürler. Şimdi bir önceki haberimiz krizde salgının aslında mevcut krizi daha da derinleştirdiği yönünde. İnsan düşünüyor şimdi bunlar olurken acaba kimi projelerde tasarruf önlemleriyle vatandaşın cebine bir miktar da olsa kolaylık sağlandı mı, sağlanabilir mi? Fakat karşımıza saatlik tarifede cebimizin boşalmaya devam ettiğini gösteren bu gerçekler çıktı. Nasıl yorumlamak lazım ve en önemlisi anlaşılan sadece bu iki köprüyle de kalmıyor mesele. Evet. Öncelikle teşekkür ederim. Tekrar bayramınızı kutluyorum tüm izleyenlerim ve sizlerin. Şimdi ortada açık bir gerçek var. Bayram geldi ama bayramda büyük bir sıkıntı içerisinde ekonomik buhranla mücadele eden halkımız kendi başıyla baş başa kaldı. Kendi sıkıntılarıyla baş başa kaldı. Bayram hediyesini kim aldı? Bayram hediyesini yine maalesef vatandaş değil, yine maalesef yandaş aldı. İşte bu isyan edilecek noktada. Rakamlar ortada. Yani burada geçmeyen köprülerden, yani boş köprüler, boş yollar, bunların hepsine para ödüyoruz. Ama cebi boş olan vatandaşımıza destek de vermiyoruz. Üstüne üstlük cebi boş olan vatandaşımızın cebinden hala gelecekteki olacak parasını alıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini bu şekilde ipotek altına alıyoruz. Gerçekten aklın mantığın almayacağı şekilde bir yönetim var ortada. Ekonomik buhranla vatandaşımız mücadele edip gerçekten savaşırken bir taraftan da yandaşların huzur içinde, refah içinde ve geçilmeyen yerlerden dahi, gidilmeyen yollardan dahi ve bayramda dahi para kazanmaları, paraların üzerine yani kazanmaları gerçekten akıl mantık almıyor. Şimdi Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun. Bu ülkede fedakarlık yapması gereken kimler? Bu ülkede esnaf, tüccar, çiftçi, hayvancı, bu ülkenin 83 milyon vatandaşı fedakarlık üstüne fedakarlık yaparken bir gün bile fedakarlık yapmayan yandaş şirketleri milletimizin vicdanına sunuyorum. Bunu her fırsatta söylüyoruz. Diyoruz ki bari bu bayramda, bu süreçte, bu ekonomik buhranda bu ödemeleri yapmayın. Bu ödemeleri ihtiyaç sahibi, cebi boş olan vatandaşımıza yapın. Boş olan yollara değil, cebi boş olan vatandaşımıza yapın diye söylüyoruz. Bu bir taraftan. Rakamlar ortada. Saatlik, yani Osman Gazi Köprüsü'ne bir saat içerisinde 1666 aracın geçmesi gerekiyor. Geçmeyen yollardan parayı işte milletimiz ödüyor. Bu rakamların ne kadar büyük bir rakam olduğunu biz hesapladık. Siz de bunu ortaya koydunuz. Teşekkür ediyorum. Yani 1.665.000 dolar sadece Osman Gazi Köprüsü için. Şimdi rahmetli Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vatandaşın vergisiyle yaptırdığı köprü bayramda bedava. Öyle değil mi? Evet. Onun yanında Turgut Özal'ın yaptırdığı, vatandaşın vergisiyle yaptırdığı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bedava. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Genel Başkanı'nın vatandaşın parasıyla yaptırdığı, vatandaşın yap işlet devlet kapsamında verilen garantilerle de verdiği, ekstradan verdiği paraya bir de üstüne para alınıyor. Zaten normalin misli yüksek maliyetlere mal olan ve parasını 83 milyon vatandaşımızın ödediği para üstüne üstlük bayramda bir de bunlara bayram hediyesi olarak bu veriliyor. Gerçekten bunun akılla mantıkla örtüşecek tarafı yok. Burada tek söylenecek laf ayıp, yazık, günah. Bu kadar sıkıntı içerisinde esnafımız kan ağlarken hala ve hala yandaşların cebini doldurmak için mücadele etmenin hiçbir mantığı yok gerçekten. Sayın Akın, peki vatandaş şunu da merak ediyor. Bir yandan sorulara da bakıyorum. Ya bu geçiş garantili projeler devlete bir kolaylık mı getiriyor? Neden bu kadar tercih edildi? Özellikle son 3-4 yılda hep bunlara geçilmeyen otoyollar, geçilmeyen köprülere cebimizden çıkan parayı hesaplamakla geçiriyoruz vaktimizi, tartışmalarımızı. Çünkü büyük meblağlar gidiyor cebimizden. Devlet neden ısrarla bu tür projeleri tercih ediyor? Şimdi Can Bey, öncelikle şunu söyleyeyim. Bu üstüne basa basa. Yapılan yollar, yapılan köprüler böyle bir karşılığımız yok. Onu üstüne basa basa söyleyeyim. Ülkeyi yöneten iktidarın açık, şeffaf ve net olması gerekir. Kaça yapıyorsun diye soruyoruz, cevap yok. Diyorlar ki ticari sır. Sanki babalarının paralarını harcıyorlar. İşte bu milletin vekillerine soru sorduğu zaman verilecek bir cevap değildir. Milletvekilleri bunun maliyetini öğrenip
bunun hesabını sormakla mükelleftir. Bunu soruyoruz, cevap yok. Üstüne üstlük verilen garantiler sadece bugünü değil Can Bey, evlatlarımızın geleceği, daha doğmamış çocuklarımızın 25 yaşına kadar olan geleceğini teminat altına alıyor, borçlandırıyor. Yani çocuklarımızın, evlatlarımızın geleceğini borçlandırıyor ve büyük bir yük geliyor. Burada soru şu: kaça yaptınız? Bu kadar basit, net. Neden bu kadar büyük garanti verdiniz? Tabii. Neden bu kadar yüksek teminatlandırma verdiniz? Şimdi burada elbette bir şeyin maliyeti vardır. Ama maliyetinin ne kadar olduğunu milletten kaçırmak, işin içinde bir bit yeniği olduğunu gösterir. Buna sorduğu zaman, vatandaşımız sorduğu zaman, buna milletvekillerimiz sorduğu zaman, buna ticari sır diye cevap vermek vatandaşın parasını kaçırdığınızı gösterir. Bu ülkeyi yöneten iktidarın hesap vermek gibi bir sorumluluğu var. Bu bir lütuf değil. Yani bunun sorusunun cevabı var. Biz ısrarla bu soruyu soruyoruz. Ve sorduğumuz her soruda, yaptığımız bütün araştırmalarda bir faciayla karşılaşıyoruz Can Bey. Her projede, yapılan her projede katlarca, bir kat iki kat değil, bazen 7-8 kat maliyetinin üstünde kar marjlarına ulaşıyoruz. Ve bunları sorduğumuz zaman da, demin de söyledim, ticari sır deniyor. Biz bu işlerin peşini bırakmayacağız. Sayın Genel Başkanımız her fırsatta söylüyor. Bu tür projelerin maliyetleri açık, net, ortada olmak zorunda. Bu tür projelerin vatandaşın sırtına yük olmaması gerekir. Zaten bu projeler vatandaşın vergisiyle yapılıyor. Üstüne üstlük bir de kat ve kat maliyetlerle, hem verdiği vergiden, hem geçmediği yoldan, hem yani binmediği, gitmediği yerden, köprüden bu paraları öderken, bir taraftan da bu şekilde sorumsuzca, bilinçsizce ve hatta bilerek vatandaşın, milletin gözünden bu facia rakamları kaçırmak bu ülkenin yönetilmediğini gösterir. Her fırsatta söylüyoruz, yöneticilerin şeffaf olması gerekir. Ama maalesef AK Parti iktidarı şu anda şeffaflıktan uzak, tam tersine milletten, gözünden kaçırmakla zamanını geçiriyor. Bu aynı şey o havalimanında da var. Biliyorsunuz havalimanında bir yıllık kirayı sildiler. Yani inanılmaz rakamlar. Ve 1 milyon 300 bin esnafımıza verilen desteğin 3 mislini verdiler. 2,5 mislini verdiler pardon burada. Yani siz vatandaşa destek olmak yerine, esnafa, çiftçiye destek olmak yerine hala yandaşı düşünmeniz ne demek? İşte bu 83 milyonun sırtından yandaşınıza para aktarmak, para devşirmek demek. Buna sonuna kadar karşı çıkıyoruz. Buna mücadele ediyoruz. Yoksa yapılan köprüler, kaça yapıldığını bilerek bunu sormak bizim en doğal hakkımız. İnşallah milletimizin iktidarında ilk seçimlerde, inşallah en yakın olan erken seçimde, buradaki bunların maliyetlerini, fiyatlarını vatandaşımıza paylaşacağız. Ve bunların hepsini vatandaşımızın ulaşılabilir bir hale gelmesi için mücadele edeceğiz. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Akın. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar bayramınızı kutluyorum sizin ve tüm izleyenlerin. Sağ olun. İyi bayramlar.